Merhaba Post42'ye hoş geldiniz. Bir videoyla daha karşınızdayız. Bir kutu açılışı da. En sevdiğim içerik. Hepsine bu açın en sevdiği içerikler. Yani bu açın en sevdiği içerikler diye böyle kanalın şeyini. Kanal linki var direkt bu. Hepsi gocuğum gibi çünkü neden çok üşüyoruz burada. Gocuk adam. Ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Çok mutluyuz. İşte. Bugün kocaman bir balık gelmiş stüdyomuza. Bence kaşarlı bir döner dürüm de olabilir. Ya da Can Sungur. Konuşamayasın. Ya da Can Sungur ile. Döneri bulamadım bir de. Can Sungur'un ceketi değil mi? Can Sungur'un ceketi bugün konuğumuz. Hava biraz ısındı. Değil mi? Evet. Stüdyomuzun... Ne yazık ki artık bahanemiz kalmıyor, ona üzülüyorum. O kışı geçirdiğimiz çocuklar artık. Hala ölmediğinize göre. İçerikler niye hala böyle? Ama üşüyoruz, üşüyoruz. Genlerim sağlamlaştı. Çocuğum daha sağlıklı doğacak gibi hissediyorum. Ben sanki Kanada'da böyle çalışmaya gittim de geri dönüyorum gibi hissediyorum. Yani. Alaska'da çünkü... balık temizlemiş gelmiş böyle. Böyle giriyor böyle. Work and Travel'da öyle bir şey var değil mi? Ha, Work and Travel'da gidiyor. Alaska'da balık temizliyorum geliyor. Kafası şey. Bakkala git desen gitmez herif. Amerika işte. Gelerek parası kardeş. İyi mi peki? İyi. Yani en iyi. Parası olan oydu galiba. Balık temizleme. Ya housekeeping çok fazlaymış. Benim bir arkadaş gitmişti. Hmm. Bildiğin housekeeping yani. Ama şey, housekeeping falan var ya. Onun eğitimi gidiyor. Falan ama çok ağır ya housekeeping. Bilmiyorum turizm ama. Turizm otelcilikte ders konusu bu. Bir şey, kredi. Orada araba almış falan böyle ya. Gayet araba, güzel. Aynen. Ya para biriktirip falan Türkiye'ye geliyor. Arabalar orada araba alıp nasıl geliyorsun? 600 dolar şimdi? Falan ya. Bilmiyorum. 600 dolara böyle güzel bir araba alıyorsun. Nasıl Kanada'da. Şey, bir dakika benim söylediğim work and travel olmayabilir. Baya normal işe girmiş olabilir arkadaş. Work and travel da kanada, work sadece galiba. Kanada work evet. Travel and work verilerek önce gitmiş. Arabayı alıyor sonra bırakıp geri geliyor. Kitleyip geri geliyor yani satmıyor bile. 150 Allah Allah. Dolar, 200 dolar öyle arabalar alıyorsun. Ne güzel. Allah Allah. Kanada'ya göç bir ara şeydi ya. Evet, herkes evet. Kanada'da falan. Şey çok iyi ya, film dünyası. Film, görsel animasyon. Vancouver. Vancouver, Quebec, Toronto. Quebec'de bir de Quebec. Şey var. Ohario mu vardı? Neydi? Ontario. Satellite Dish var. Thursday. Satellite Dish mi? Satellite Dish deniyor. Şu nedir kanka? Uydu böyle. Uydu? Bilgi gönderiyor. Şeyi hatırlıyor musunuz? Bu internetin ilk viral olan vlogların bir tane vardı. Kanada'ya giden bir adam. O ne ya? Anılarını yazıyor böyle. İşte Kanada'ya geldim. Burası çok güzel. Hava biraz soğuk ama insanlar çok kibar falan. İkinci gün kar yağmaya başladı. Biraz soğuk oldu iyice falan diyor. Sonra üçüncü gün kar durmuyor falan. Dizimize kadar geliyor. 20. gün ağzına sıçtığımın karını durduramıyoruz. Böyle ülke mi olur? Reklam mıydı yoksa gerçek bir şey miydi bilmiyorum ama viral olmuştu. Viral şey vardı mı? Kanadalı YouTuber. Bir tane herif şeyden bahsediyor. Filmlerle ilgili konuşuyordu. Herif ondan sonra şey soğuktan bahsediyor. Kanada'da yaşıyormuş. Şeyi gösteriyor. Videoyu gösteriyor. Arkadaşı okulun kapısını açmak için tutuyor. Ve yapışıyor eli. Bayağı yapışıyor. Su dökmeleri falan gerekiyor. Çıkamıyor kız orada. Çok kötü. Bu normal bir gün Kanada'da. Ama oradaki duraklar çok güzelmiş. Onu biliyorsunuz değil mi? Isıtmalı falan filan böyle gayet güzel. Oraya girip böyle takılıyorsun. Öyle bekliyorsun otobüsü falan. Çok mantıklı. Başka yoksa kimse otobüs beklemeyecek diye düşünmüşler. Çok mantıklı. İnsanları işe götürmemiz gerekiyor. Vallahi heyecanlıyız. Girişelim mi ne yapalım? Hadi bir dalalım o zaman. Madem rejiden onay bekliyorum. Reji yerine gazoza bakıyorum şu anda. Onay geldi. Pıs diye onay geldi şu anda. Vallahi şöyle. Zahmet oldu ama. Abi ya estağfurullah. Biz de. Hayda ne kıyım. Çok iyi ya. 50 dolar mı? Yeray sana vereyim ben. Şey açınca gözükmüyor çünkü. Şuradan bir. Bu biraz yakalı mı? Tutsak mı bunu? Yok ama dur bakayım bir şey diyor. Ama ya. Post42 Department of Unimaginable. O nedir? Nike'ın şimdiye kadar ürettiği hayali ihracat yani. Air Max 720 ile bir en büyük air tabanına sahip deney yapmayı isteniyor. Wow. Wow. Hedef. Wow. Çıtayı... Oğlum şey görev kağıdı gibi lan şu anda zaten. Uzay mekiği falan. Üzerinde deney bir yazıyor. Department of Unimaginable tarafından önemli bir görev için seçildin. Tamam. Ben mi? Nike'ın şimdiye kadar ürettiği en büyük air tabanına sahip yeni silüeti Air Max 720 ile bir deney yapman isteniyor. Okeydir. Vay vay vay. İşaretler hazırız. Ya bu ne ya? Nasıl büyücüler dinleyin böyle. Ololo. Neo Yeniçeri böyle. Kaşarlı dürüme çeviriyoruz her şeyi. Abi bir dakika ya. Bu gerçek. Uzay Yeniçerisi. Bu ciddi mi?
Evet, kuçuyu da açalım. Kuçuyu açalım. Ya, Büyücüler Birliği. Ululu. Ululu. Ya birini ayakkabıya dönüştürüyor böyle. Alistar ve Salazar Birliler'le. Ya Büyücüler Birliği ya da Davlumbazlar Birliği. Davlumbazlar okulu. Böyle işaretlerdeki rolümde çok iyiydi. İşaretler. Evet ya. Uzaylılar öyle. Bir dakika versene dur. Tabii ki. Çok bildiğiniz bir oyun karakteri olmaya çalışacağım. Bakalım bulabilecek misiniz? Piramit et. Çok iyi. Metal Gear. Bununla çok daha fazla eğlenmemiş. Şu anda geri aldılar. Çocuğu sinirleriz. Bunlar da eğlenceli. Kediler. Bir grup kedi. Şey var ya. Ne deniyordu onlara? Böyle şöyle yapıyordu. Böyle göbeğinde yüzü var. Dans ediyor. Evet. Şey Zenne mi? Hayır. Zenne değil ya. Hayır. O başka Zennure. Şey. O da Atilla. Zennube. Patlıyordu bir şeyler. Değil. İşaret ediyordu baz olarak. Şöyle göbeklere dans ediyorum. Şöyle göbeklere dans ediyorum. Ben böyle göbeklere dans ediyorum. Ben böyle göbeklere dans ediyorum. Ben böyle göbeklere dans ediyorum. Ben ne olur geri almayın ayakkabıyı. Ne Geliye, geliye. Olulu. Oh my god. Abi kağıtlar çıktı. Bu aç bu. Belli ki seninle ilgili. Sana bir kağıt takdim ediyorum. 5 tarlık bir coğrafya. Fatura gönder. Biz aldık lan. Var var var. Yalnız bir şey değil mi? Evet, fütüristik. Çok canlı. Çok canlı. Bir şey olduğu için bu aslında anlamlı. Evet evet şu anda. Hayda, tabana bak. Uzay çağı gelmiş. Gördüğüm en güzel bir fütçesi. Yalnız bu 10 senelik Nike'tan bir başka 10 senelik Nike'a geçişimi de şu anda bunu temin ediyorsun. Aman. Oha inanmıyorum. Tamam ben gene bunu oynuyorlar. Şuşuyorlar. Al takdim edelim. Abi of. Kardeşim hayırlı olsun. Ya arkadaşlar hayırlı bakın olsun. yorumlara yazdınız. Yorumlara her yazdıkları şey bir gerçekleşmeye başlıyor yani. Fırat abi ne zaman Amanda Sönü ile içerik yapacaksın? Yani 10 yıldır. Baksana şeyler bile çok güzel gelmiş abi, ya. Abi çok bağcılar iyi ya. Bağcılar. Bağcılar bile güzel gelmiş. Süpermiş. Bunun komikliği bitti değil mi? Ben bunu koyuyorum. Tabii. Abi bir şey söyleyeyim mi yalnız? Ben bununla ateş ederim. Bağcılar yanlış anladı. Bunu içeri. Bağcılar yanlış anladı. Yani... İnanılmaz bir seviye atlayışı olacak. Şeyin taban bak. Taban. Yumuşacık taban. Şu tabana bakar mısın şöyle ya? Havada yürüyorsun gibi. İnanılmaz. Benden... Abi çok iyiymiş bu şey lan. Tam böyle ayağa... Benden şey lan. Acıyan insanlara uygun gider. Temiz diyeceğim. Çok sabah abi çok iyi. Şunu yapacaksın değil mi bak şu? O var ya. Ben bu ayakkabının 10 yıl sonraki halini merak ediyorum. Çok güzelmiş. Onu da kanalda göreceğiz bu arada. 10 yıl boyunca diyorsun. Valla bu da 10 yıl dayandı yani. Çok sağlam bir şekilde hala giyebiliyorum. Bebekte ne zaman kahvaltıya gidiyorsun? Şöyle taksiden inmem gerekiyor. Evet. Ve belimden daha uzun bir mont giymem gerekiyor. Taksi değil Uber birincisi. Gri eşofmanın yoksa bir de zor olur. Gri eşofman. Doğru o yok. Onu da almak lazım. Bir dakika şu anda ya. 10 yıldır aynı ayakkabıyı giydiğini biliyoruz. Önümüzdeki 10 yılı AM720'lerinle geçir ve birbirinize dayanabileceğinizi bir deneyle kanıtla. Ama bunu da kendi içeriklerinize uygun olarak yap. Kendi içeriklerimize uygun olarak yap. Ben şu an gayet uygun. Daha ne olsun ya. Kendi içeriğine nasıl uygun ya? Kendi içeriğinize uygun nasıl yapabiliriz ki Reci? Resmi edeceğiz. Ay, hoş geldin. Hazırsan soruyorum. Ondan girdim ya. Böyle şöyle bak değil mi? Aynen. Şurası kalmış. Bakın, kestik burayı. Hayır. Burayı kes. Hayır. Ne denir abi? Saçma sapan. Sen abi adam bana öyle yazmış. Yeni ayakkabısını giyecek olan Boğaç'a ne denir? Eğil Max 720. Okey hadi kalk. Benim en sevdiğim içerik ya. Aşırı seviyorum. Bu içerik bence çok kaliteli bir içerik. Bu ekibin bomboşu çok iyi. Ne ya? Vay çok iyi. Sence de öyle değil mi? Var mı bir galibiyet pozunuz? Yani hazırlamadık ama yaparız bence. Hadi bakalım. 3, 2, 1.
Oğlum saçmalama. Çok şey yaptı ya. Sen azıcık çalışır insan. Bu bağcıkları ben alabilirim. Vay be. Şu anda bir şey söyleyeceğim. Falan. Kanalın ilk benim için yani en özel anı. Çok duygusal hissediyorum şu anda. Bundan yani... Bu insanlık için küçük bir adım ama senin için büyük bir adım. Evet. Gerçekten. Cenk Erdem gelmişti bu arada. Hatırlıyor musun? Çok evet ilgindi. Evet. Düşün onunla yarışıyor ama yeniyor şu anda. Sevgilim falan. Buradan da sevgiler. Evet evet. Onunla da içeriğimiz var. Yani... Yani. Yok ya. ama gerçekten yani en güvenilir yani bir 10 sene giyer mi bu adam? Gerçekten giyer. Gerçekten çok giyer. Doğru evet. Yere göndermiş. Taahhütü var. Kılımın taahhütü. Yaz kış bu ayakkabı giyilecek yani. Giy de üstüne basalım. Birazdan giyelim şu tozu. Biraz bakmak istiyorum anladın mı? Yani çorabı göreceğiz ha. Yeni aldığınız ayakkabıyı çorap evde yok. Giymek çok keyifli değil mi ya? Tabii, tabii. Altı pislenmedi evet, evet, bilgisayar oynarken ayakkabı yedim. İlkokulda böyle sizde de var mıydı? Gelip basarlardı o ayakkabıyı. Evet. Yapacağım işte birazdan adam giysin de basalım. Ha, pardon. Baya kendi ayakkabında mı basacağını hayal ediyorsun? Ha. Yok yok öyle bir şey. Niye ya? Allah Allah. O adet kendime bastırdım. Baba böyle şey yok. Faturalar. Ne yazıyor? Vergi iade. Almışlar şimdi. Böyle eve gelmiş. Ha, çocuk bak, böyle oynuyor. En böyle gereksiz şeyi o inceliyor. Hizmet bedeli ne yani? Aynur bak bakalım. Tamam. Oğlum bu da yalnız böyle. Tamam değil mi? Şaka, bunun şakası da tamam. Okay. Bununla ilgili bir şey var mı? Bir şey var mı? Ne dersiniz? Bakıyorum. Bu Antepli kağıt. Bunu yapmıştık zaten. Evet, onu geçtik. Antepli. Bu var. Bu bölge. Bu Subway. Sandviç. Tamam. Gelmiş şu an. Başka. Bombay. Başka Bağcılar yaptık. Başka var mı arka söz? Bağcılarla yaptık. Bağcılar yaptık. Başka espri. Şu. Ha onunla da şaka yaptık. Tamam. Okey herhalde. Tamam. Kedi şakası da yaptık. Tamam. Toparladık. Daha önce kanalda anlatmıştım ama bir kere daha anlatmak istiyorum. Çünkü hayatım boyunca unutmadım. Dünyanın en saçma anıydı bence. Peki. Orta birde yanılmıyorsam ilk defa Nike ayakkabım oldu. Ve tabii ki okula giydim biliyorsunuz ilk yapılacak olan şey. Göze alırsın da. Ve bir arkadaşım bunu görüp hatta bu Nike ayakkabı galiba bir öncesi diyor. Ne olur bu olmasın 10 sene olmaz 20 sene olmaz. Bir önceki şey demişti. Nike almak da moda oldu ha. Diye bir yorum yapmıştı arkadaşım. Evet. Dünyanın saçması saçma. Niye bunu aklındasın? O kadar saçma geldi ki. 1950'den beri. Cevap veremedim tamam mı? Çocuk hemen gitti. Ulan falan. Sonra düşündüm ulan ne cevap vereceksin ki buna? Evet moda oldu yani. Herhangi bir şey giymek moda oldu gibi bir şey bu abi. Çok yani. Saçma ya. Modanın kalbi de Milano'da atıyor ha. Evet. Acayip böyle ne alaka ya falan ne kalmıştım ya. Çok sinirim bozuldu. Nedir yani anladın mı? Bir çok saçma ya falan. Moda deyince aklıma geldi. Bir tane toplantıya girmiştim televizyonda. Sunum yapıyorum formatı. Böyle çok güzel böyle... İnteraktif bir sunum yapıyorum şeyler falan çok onlar da memnun o hem de genç falan diyorlar böyle çok iyi geçiyor sunum yani. Heh ve çıktım böyle sunumdan tişörtüm ters böyle. Ama böyle dikişler falan atmış böyle burada. Dedim inşallah Milano'nun deli dahisi falan sanmışlar. Öyle yorumlamışlar. Bilinçli yapmışımdır diye düşünüyorlar. Sonat Van der Berk falan. Derberk. İki eğilim. Hadi bir de basalım ya bak benim ayakkabı benim ayak kaşınıyor bak. Dur basacağız dur. Ben sizden görüyor bir şekilde mi kaçıracağım bunu da onu arttırabiliyor musun? Emin misin bunu? Tamam, Gifi abi olacak çünkü. Gifi. Kramp girdi şu an. Rahat oldun mu? Aşırı rahat oldum. Ne bu baba cosplay mi? Evet. Giydin mi? Giydim. Nasıl olmuş? Hayırlı olsun güle güle giy oğlum. Şu uçlarından bir... Bak baksana uçları nasıl olmuş? Tam kalk, tam yürü, tam. Kalk, tam yürü. Tam dayanmış da. Boğaç'cım. Bir kalkıp yürür müsün? Tamam. Valla çok teşekkür hadi ederim. Hadi Boğaç'cım yürü. Seni de yorduk abi. Hadi kalk bir yürü. Yok ya yürümeyeyim bence gerek yok. Ya kendimi şu an tam bir YouTuber gibi hissediyorum. Onun net bilgisini vereyim. Yani şu anda YouTuber oldum. Bundan önce ne iş yapıyordum hiçbir fikrim yok. Influencer diyelim. Bir şey yapmıyordum. Tam bir influencer'sın şu an. Basıyor muyuz aslında?
Zor duruyor Sonat burada. Sıkıldım ya YouTube'da. YouTube başka kaç yaşındasın sen ya? Başka bir şeyler. 20. Senin şeyi gönderiyor. Fuat Can Güven. Bakçam oldu da sıkıldık ya. Fuat Can Güven. Geçen Logan Paul'la şey yok ya hiç olmuyor. Yani kilodan dolayı olmuyor yani. Zorladım biraz ama. Yok. Harika arkadaşlar. Biraz fazla mı dikkat çekiyorum acaba şu yok, anda? Yok 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 hiç. Yok. Ha? Yok yok. İnsan... Yok. Gözünü kedi, alamıyorum. Kedilermiş böyle. Tanımıyor bu aşağı. Tanımıyor sadece ayakkabı değiştiği için. Söyle. Yalnız bayağı fark var ha çok net söyleyeyim. Yani buraları büyük ihtimalle kestik antipatik duracaktı ama çok yok, güzelmiş yok, ya. Yok gayet iyi. Vallahi iyiymiş. Ne yaptınız çocuklar? İyi misiniz? Evet bizden bugün videoluk bu kadar arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Kazanan ben olmadım. Bant elini kapatıyor. Şey böyle, gibi değil mi böyle sırf bu ayakkabıyı giyiyorum diye bundan sonra bütün videolarda ayakta böyle. Evet bamboşa hoş geldiniz. Ben bamboşu çok seviyorum. Herkesi geriyor böyle. Abi otursana geriliyoruz falan. Arkadaşlar teşekkür ederiz izlediğiniz için. Omuza omuza dokundu. Videoda görüşürüz. Bir şey almayacağım sağ ol. Var mı? Yok yok. Arkadaşlar kazanan Buğra oldu. İşte bu. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Bakayım.